İl başkanlığını istedik, verdik. Belediye başkanlığını istedim, verdik. Başbakanlık istedim, verdik. Cumhurbaşkanlık istedik, verdik. Artık niye durmuyorsun? Niye? Niye buna ihtiyacın var diyen bir kesim vardı. O daha yüksekti. Ben onun 10 civarında olduğunu düşünüyordum. Bu son o denize dökeriz gibi saçmalıklar yüzünden o oranın düştüğünü tahmin ediyorum. Yani o denize dökeriz saçmalığı gibi cümleler olmamış olsaydı var ya, büyük ihtimalle belki de hayır çıkmış olacaktı. Ha, belki bizim lehimize bir şey oldu, ayrı bir şey de. Yani şimdi orada bir kesim var. O kesimin temel motivasyonu, ya niye bu adam bu kadar ileri gidiyor? Nedir bunun derdi? Ne istiyor anlamıyorlar. Niye bizim bütün her şeyimizi istiyor? Ya verdik. Yani abi gel tamam, bak başımız üzerinde yeri var, seni çok seviyoruz. Evimizi açalım, baş köşede oturtalım, en kıymetli yemeklerimizi sunalım, ikram edelim. Ya paspas olalım gerekirse senin yoluna. Ama bizden de bütün malımızın tapusunu isteme yani diyen bir kesim. Bu, motivasyon bu. E bir kısmı ülkenin kötüye gittiğinin farkında. Şimdi 7 Haziran'da ya bize verin, bütün dünyaya meydan okuyacağız, üst akılı da yeneceğiz, işte Gazze yoksul kalmayacak bilmem falan. 7 Haziran'dan bugüne Gazze'de daha kötü durumda, Türkiye'de daha kötü durumda. Sonra 1 Kasım. Çıktılar aynı cümleleri ettiler. Pardon, ilk Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı'na dedi hatırlıyorsan. Eğer Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı olursa bütün dünya diz çökecek. Gazze şaha kalkacak. İşte Mısır bilmem şöyle olacak, Kahire şöyle olacak, hatta 86 Kahire bilmem falan diye sayıyorlardı. Cumhurbaşkanı olduğun ülke daha kötü durumda, Gazze daha kötü durumda, Müslümanlar daha kötü durumda, Türkiye daha kötü durumda. Sonra aynı cümleleri 1 Kasım'da yaptılar. Tek başımıza iktidar verin, terörü bitirelim, dünyaya meydan okuyalım, bütün üst akıl bir araya gel. Tamam abi dediler, veriyoruz. Bu sefer baktılar, 1 Kasım'dan bugüne Türkiye yine daha kötü durumda. Ne kadar tek adam gücü ele topluyorsa ülke o kadar kötü gidiyor. AK Parti'nin en başarılı olduğu dönem ne zaman? 2007-2008'e kadar. Doğru mu? Tam da koalisyon oldukları dönem. Her görüşten farklı insanların bir arada olduğu dönem. Demek ki sen kendinden oldukça başarısızlaşıyorsun. Akla ihtiyacın var. Başkalarının desteğine, yardımına, el atmalarına. O motivasyon o. Ya biz verdik, daha kötüye gidiyor. Veriyoruz, daha kötüye gidiyor. Bir de yeter, bu kadar da olmaz. Kimisi, mesela çok konuştum, AK Partili var. Halk düzeyinde gördüm. Ya biz anlamıyoruz ki bu ne oluyor? Ülkenin başı bir bela gidiyor. Anlamıyoruz diyenler çok vardı mesela. Ya anlamıyoruz. Özellikle batıyla kavgaya. Batıyla kavgaya kızanlar çok vardı mesela. Ya bir dakika ya, biz ne yapıyor lan? Herkese düşman olduk dünyanın her yerinde. Buna çok kızanlar vardı.